Herkese merhaba, deneyim kafasından. Ben Gülkiye, bu da Sonat. Ben de Sonat, yeni nesil kafası, deneyim kafasından. Herkese merhaba. Bugün ne konuşuyoruz Gülkiye? Bugün bir önceki videomuzda da bahsettiğimiz gibi aslında Google Zoom'un incelemesini gerçekleştirdik sonunda aylar sonra. Gerçekten detaylı bir inceleme oldu. Bunun yaptığımız incelemelerden birkaç tanesine değineceğiz. Geri kalanı da rapordan okuyabileceksiniz paylaştığımızda. Aynen, süpersin. Biz bunu neden yapıyoruz? Kısa bir bahsedeyim. Daha sonra rapordan böyle bir iki örnek versek, raporda nelere baktık vesaire. Çok güzel olur. Yeni nesil kafasının içinde bugün itibariyle 108 tane yeni nesil girişim var. Bu yeni nesil girişimler eğer deneyim kafası ekibine başvururlarsa, iletişime geçerlerse topluluk içinden, topluluk Slack'inden, işte bizim deneyimimizi bir inceler misiniz, bir tırnak içinde değerlendirme yapabilir misiniz, bir bakabilir misiniz derlerse biz detaylı bir inceleme yapıyoruz. Bunun ilkini Global Zone'la yaptık. Sırada da bayağı bir sıra oluştu. 5-6 tane startup var diye biliyorum. Bizim videoları ve Clubhouse yayınlarını izledikçe ve toplulukta bu geri bildirim seanslarına katıldıkça startuplar bir heyecan oluştu diyebiliriz. Bunun ilki de Global Zone raporu. Biz bunu yapmaya, ekosistemi büyütmeye bu yandan, deneyim tarafından, Gülbük'e liderliğinde deneyim kafasından devam ediyoruz diyeyim. Biraz da raporu inceleyelim. Aslında iki ana bulguya ulaştık. Yani bir sürü bulgu var. Onların hepsinin üzerinden tek tek geçmeyeceğiz tabii ki. İki tane ana bulgu var. Bir tanesi navigasyonun, yani kullanıcının uygulamaya girdiğinde bir ürüne ulaşmasının zor olması ya da sitenin içerisinde gezinirken nerede olduğunu anlaması ya da bulmak istediği ürüne ulaşmasının zor olmasıyla alakalı. Bu problem bilgi mimarisinde de aslında görünüyor. Bir diğeri de etkileşimlerin, yani mesela CTA butonları dediğimiz şuradaki butonların arka plandan çok da ayırt edilemiyor olması ya da arama çubuğunun arka planla yine ayırt edilemiyor olması ve özelliğinin, işlevselliğinin görünmüyor olması. Bunun gibi problemler var. Onun dışında senin eklemek istediğin bir şey var mı sonra senin kendi deneyiminden? Call to action, daha demin CTA dedin. Call to action aslında aksiyona yönlendirici çağrılar diye çevriliyor. Atıyor bir butonda, hani o sayfada yap, uygulamanın benden yapmamı istediği şey o butona basmaksa o butonun hani görünür olması gerekiyor. Gülbüker'in de bulgularında ve bizim hani şeylere, prensiplere de dayandırarak bulduğumuz şeylerde, bulgularda bunlardan biri mevcuttu. Yani ben tabii ilk zamandan beri Global Zone'un kullanıcısıyım. İlk çıktığından beri, o yüzden hani sürekli geliştiriyorlar zaten uygulamayı. Çoğu şeyi bu kadar hani teknik incelemeyip bir kullanıcı gibi davrandığım için bunları göremeyebiliyordum. Ama bunlar tabii zaten alt metinde işleyen şeyler değil mi? İlk başta gözüme kullanıcı olarak çarpması zor, değil mi? Eğer gerçekten sorunun ne olduğunu bilmiyorsan isimlendirmen zor. Hani burada bir yanlışlık var, yani bu bir garip bir şey yani falan diyorsun ya da hiç demiyorsun. Çünkü onu uzun yoldan halletmiş oluyorsun. Burada benim baktığım şey gerçekten en kısa yoldan nasıl halledebilir kullanıcı sorununu ve isimlendirmek aslında problem ve çözüm önerisi getirmek. Mesela öneri de veriyoruz, ondan da bahsetmedik. Hani burada problemi söylüyoruz mesela. Altında da bu problem nasıl çözülebilir? Bunu verdim, yazdım. Bunun gibi şeyler var ama dediğin gibi yani ilk bakışta kullanıcı bu sorunun ne olduğunu anlamıyor olabilir. Kullanıcı anlamıyor olabilir ama aslında atıyorum bir yerde acayip butonu bulamaz ya da nasıl yapacağını anlamaz. Yani illa gerçekten bir problemimi çözüyorsa uzun yoldan da hallederim ama bazen churn edebilirim, yani uygulamadan çıkabilirim, uygulamayı kullanmayabilirim. Bu tarz şeylere sebebiyet verebilir. Çok kısa Global Zone'dan da bahsedeyim. Global Zone seyahat eden insanların seyahatlerinden para kazanamama problemini çözüyor. Kullanıcıların da yurt dışında ülkesinde bulamadığı ürünleri farklı ülkelerdeki gezginler aracılığıyla alışveriş yapabilmelerini sağlıyor aslında. Bu Almanya'daki amcalarımızın Amerika'daki arkadaşlarımızdan istediğimiz işleri yapan bir uygulama aslında. Normalde onlardan isteriz yani, bize şunu getir bunu getir diye oraya oynuyor. Ve gayet de hızlı büyüyen yeni nesil kafasındaki en aktif girişimlerden bir tanesi. O yüzden mutluyuz bence bu raporu Global Zone'la başladığımız. Evet, güzel oldu gerçekten. İki şey söyleyeceğim sadece Gülbük'e. Bir, yani bizim prensiplere dayanarak hazırlandı değil mi bu rapor? Zaten sürekli paylaşıyoruz prensipler diye. Hem Medium yazıları yayınladık hem de şimdi Instagram'da bir seri başlattık. Bu 15 prensibi, yani kullanılabilir prensiplerini tek tek yayınlıyoruz ve örnek veriyoruz. Zaten en başında da ilk videomuzda da prensipler
videosu çekmiştik ve biz araştırmalarımızda uygulamaları ve platformları incelerken bu prensipleri kullanacağız ve bunlara dayanacağız demiştik. Bu 15 prensibi aslında aklımızda bulundurarak bu analizi gerçekleştirdik diyebilirim. Aynı zamanda içeride dediğimiz gibi hem böyle raporlar yayınlıyoruz, yani derinlemesine incelemeler yapıyoruz, biraz daha teknik taraftan bakıyoruz. Bir yandan da kullanıcısı oluyoruz uygulamaların ve deneyimlerimizi, feedbacklerimizi, geri bildirimlerimizi paylaşıyoruz. O yüzden hani sizin de ürününüzü veya web sitenizi inceletmek isterseniz diyeyim ya da bir startup kardeşliği havuzuna gelmek isterseniz Yeni Nesil kafasıyla iletişime geçebilirsiniz her zaman. Bu raporu paylaşacak mıyız? Evet, paylaşacağız. Videoyla birlikte paylaşacağız. Oradan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz ve hani belki buradaki problemler sizde de vardır. Bunu fark etmenize yardımcı olur. Bu yüzden yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Hani bu sadece Global Zone'un raporu değil. Bunlar zaten bir pattern oluşturuyor, bir örüntü oluşturuyor bu hatalar. O yüzden isimlendirilebiliyor. Belki sizin uygulamanızda ya da platformunuzda da vardır. Bunları fark etmenizi ve düzeltmenizi sağlayabilir. Bir de aslında bu detaylı incelemelerin daha detaysız olanlarını Clubhouse'da yapmaya başlamıştık. İki tane kere yaptık. User'ınız experience'sız mı kaldı? Bekleriz sizi. Böyle hızlıca web sitenizi veya işte uygulamanızı inceletmek istiyorsanız ilk görünüşte, ilk açılışta belki uygulama mağazalarındaki görünüş vesaire inceletmek istiyorsanız landing page'iniz, ilk ana sayfanız vesaire orada da bakabiliriz diyelim. Deneyim kafasını, beğen nesil kafasını takip etmeyi unutmayın. Lütfen unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.